güzel. Şehirde eğlenmek için hazırlanma vakti geldi. Aa, büyük annemden kalan sevgili madalyonum. Senin görünmez güçlerin olmasaydı ne yapardım bilmiyorum. Evet, şimdi şu peruğu da taktım. Her şey hazır olacak. Biraz da kötülük kokan parfümden sıksam hiç fena olmaz. Evet, ah, Agatha ne kadar da güzel oldun. Ah canım, beni çılgına çeviriyorsun. Ah ne kadar da şanslıyım. Ne korkunç bir fırtına. Hiçbir kötü büyücü bu kadar korkunç bir fırtınada gezme fırsatını kaçırmaz. Beceriksiz akbaba seni. Hagat teyzeni düşürmen hiç iyi olmadı. Keşke derisinde yüzmek için buraya bir şeytan çağırsaydım. Ah. Bütün bunları yediğine inanamıyorum. Sen ne umur bir şirinsin böyle. Ben inanıyorum. Ama bu ilaçtan bir kaşık geçince iyileşeceğine eminim. Daha kötü hissediyorum. Merak etme aşçı Şirin. Yardımcı olacak bir şey biliyorum. Yatağında daha rahat olacak. Çok mu alçak, biraz yükselteyim. Sorun değil, sorun değil. Hasta olmak çok normal senin. Soğuk taşların üstünde yatıyorsun. Her zaman derim ki iyileşmek istiyorsan kendine iyi bakmalısın ve... Belki de düşündüğüm kadar hasta değildir. Ay keyfine bak aşçı Şirin'im. Ben de yastığını kabartayım bari. Ay şimdi iyi misin? Evet, başım öyle kötü dönüyor ki midemin ağrısını unuttum. Ah, nereden nefret ederim. Bu çiçeklerin aşçı Şirin'i sevindireceğine eminim. Nay ne kadar güzel. Acaba nereden geldi? Yuhu! Madalyon kaybeden var mı? Yuhu! Ah güzel. Sanırım ben de kalabilir. Madalyonum, ha gitmiş. Demek onu başka biri buldu. Bütün güçlerimin kaynağı o madalyondu. Güçlerim kaybolmadan önce onu mutlaka bulmalıyım. Nerede olabilir? Nerede olabilir? Bir yaşam belirtisi. Bana yardım etmeleri gerek. Sessiz ol Azban. Bu deney için sessizliğe ihtiyacım var benim. Evet, nerede kalmıştım? Evet. Ram, Rongs, Raksignagel, Ram, Rongs. İyi günler bayım. Buralarda bir yerlerde madalyonumu kaybettim. Onu gördünüz mü acaba? Kıymetli olduğu için değil ama onu bana sevgili büyükannem vermişti ve... Gevezeler tarafından rahatsız edilirken deneyimi nasıl gerçekleştirebilirim? Söyleyeceklerim bitmemişti. Şimdi bitirdin işte. Seni... Sakin ol. Ah tanrım, madalyonum olmayınca güçlerim çok çabuk kayboluyor.
Söyle bakalım şimdi, madalyonumu bulmama yardım edecek misin? Evet. Güzel, bu harika bir dostluğun başlangıcı olabilir. Hayır. Bu saçmalık. Saatlerdir arıyoruz ama onu hala bulamadık işte. Demek yeterince iyi bakmıyorsun Gargamel. Adım Gargamel. Neyse. İşte düşürdüğüm yer burası. Ama madalyonum nerede? Burada küçük ayak izlerinden başka hiçbir şey yok. Küçük ayak izleri mi? Bana bak. Madalyonunu Şirinler bulmuş olmalı. O halde beni onlara götür. Tek bir şartla. Şirinler köyünü bulduğumuz zaman sen madalyonunu, ben de Şirinleri alacağım. Neden? Çok değerliler yani. Bu sadece duygusal bir konu. Anlaştık mı? Anlaştık. Ya. Dam. Uyuyor. Ben de buraya bırakayım bari. Ayçi Şirin'in odasını çiçeklerle doldurabilmeyi çok isterdim. Anca! Bak Şirin'e, aşçı Şirin'e odasını güzelleştirmesi için bunu vereceğim. Nedir o? Benim resmim. Ne yazık ki sadece bu küçük boyu kaldı. Zavallı aşçı Şirin. O yataktan çıkıp bir kemana dönüşmesini çok isterdim. İmdat! İmdat! Şirin baba! İmdat! Sanırım yaklaşıyoruz Gargamel. Adım Gargamel. Gargamel. Neyse. Giderek büyüyorlar. Evet. Bunu bir daha asla yapma. Şimdi ne yapacağız? İzlerini tamamen kaybettik. Nihayet köylerini bulacağız. Şirin baba, ben şimdi ne yapacağım? Şirin baba, bu çok korkunç. Keman olduğu yetmiyormuş gibi bir de çok kötü çalıyor. Kulaklarımı tıkayım. Hiç böyle bir hastalık görmedim. Çaresini bulmak kolay olmayacak. Şakacı. Sana bir şey göstereceğim. Önce ben sana bir şey göstereceğim. Sürpriz. Şakacı. Bir kez olsun büyümeni ve ciddi olmanı isterdim. Ay. Anne. Hayatın anlamını hiç düşündünüz mü? Biz Şirinler evrende yalnız mıyız acaba? Gözlüklü bir Şirin'in canını yakmasın, öyle değil mi? Gözlüklü Şirin, korkunun kendisinden başka korkacak bir şey yoktur. Somurtkan Şirin, bulduğuma bakar mısın? Bakmaktan nefret ederim. Ama somurtkanlı, güzel, öyle değil mi? Güzellikten de nefret ederim. Tanrım, gülümsemesini isterdim. Herkes mutlu mu? Gerçeği sorgulamamda kim bana katılacak? Huzuru bulmalıyız, öyle değil mi? Şirin, Şirin top oyununu hiç duydun mu? Hayır. Yağmur şenlikleri zamanında oynanıyor, anladın mı? Şirinler palyaço kılığına gidiyorlar ve sonra da dans etmeye başlıyorlar. Şirin baba. Şirin.
Şirinler, karşımızda büyük bir sorun var. Daha da kötüsü bir çeşit kara büyüyle karşı karşıyayız. Hayırlar, ne yapacağız? Her zamanki gibi davranmaya devam edeceğiz. Ama garip olan şeylerden sakınacağız. Ben bu sırrı çözene kadar hiçbirimiz güvende değiliz. Kahretsin, bir çıkmaz daha. En çok neyinden hoşlanıyorum biliyor musun Gargamel? Neyimden? Kesinlikle hiçbir şey. Biliyor musun? O şey, beni nasıl eğlendireceğini biliyorsun. Lanet olası yaşlı aptal canım. Şirinler adına galiba buldum. Ay tanrım, ne kadar güzel bir parti böyle. Bu kovadaki sihirli toz tek umudumuz. Bunu daha sık yapmalıyız. Şimdi böyle diyorsun ama karanlık bastırdığında birbirimizi bir daha görmemek üzere yok olabiliriz, biliyor musun? Parmaklarınızı çapraz yapın. Çocuklar işe yaramıyor, görüyorsunuz. Bu korkunç bir şey ve her şey aniden başladı. Her şey bu madalyonu bulduğum zaman başladı. Belki de uğursuzdur. Bundan kurtulsam iyi olacak. Belki de şansımız geri döner. Gene kaybolduk değil mi Gargamel? Tabii ki hayır. Buradan başladık, sonra buraya geldik. Ama az önce şuradaydık ve şimdi de... Evet, şimdi de... Kaybolduk. Peki sorabileceğimiz kimse yok mu? Mesela şirinlerin bir dostuna soramaz mıyız? Onların tek dostları iğrenç şeylerdir. Örneğin kelebekler ve tavşanlar. Bu bana harika bir fikir verdi. Evet, sen gidebilirsin. Bunu ben tek başıma halledeceğim. Teşekkür ederim. Ama ya anlaşmamız ne olacak? Git dedim. Yoksa seni buharlaştırırım. Oy. Evet, son bir büyü için yeterince gücüm kaldı. Bu harika olacak. Hoşça kal güzel madalyon. Neden ben Azman? Bütün istediğim dünyaya biraz kötülük yapabilmekti. Ve elimde ne var? Oo, Hogata'nın madalyonu. Artık bana ait. Aman tanrım. Eğer biri hemen beni kurtarmazsa durup çok kötü olacak. Konuşan kurbağa. Ben kurbağa değilim hayatım. Güzel bir prensesim. En azından öyleydim. Kötü bir büyücü bana büyü yaptı. Ve sadece yakışıklı bir şirin beni öperse kurtulabilirim. Sanırım ben size yardımcı olamam. Ben bir şirineyim. Hadi beni izle. Seni şirinlerin olduğu bir yere götüreceğim. Ne kadar tatlısın. Hiç sormayacağını sandım. Bu büyüye bir çare bulmak için bir şey daha deneyeceğim ama konsantre olmam gerekiyor. Bu yüzden sakın beni rahatsız etmeyin, anlaşıldı mı? Şirinler, şu anda bir prensesin huzurundasınız. Hayır, o bir prenses. Büyü sonucu kurbağa haline gelmiş. Sadece bir şirinin öpücüğünü kurtarabilir. Süslü şirin, en yakında sen varsın. Hadi öp bakayım. Çok isterdim ama birazcık hastayım galiba ama müzisyen şirin bunu yapar. Yapamam. Dudaklarımı korumam gerekiyor. Ama gözlüklü şirinin dudakları hep oynar, o yapsın. Durun, aceleye gerek yok. Pekala, bunu başkası da yapabilir yani. Benden başka kim olursa. Unut gitsin, onu sıkıntıdan öldüreceksin. Merhaba bebek, eğlence zamanı. Ne güzel bir kurbağa böyle. Buraya sık gelir misin? Adın nedir senin? Somurtkan şirin, bir tek öpücükte bu kurbağayı bir prensese dönüştürebilirsin. Hadi yapsana. Neden bunu baştan söylemedin ki? Hazır ol prenses. Ne şirin.
Nihayet, nihayet. O baş belası büyücüden kurtulmayı başardık sonunda. Bütün şirinlerin gümüş bir tabakta önüme gelmesinden başka ne isteyebilirim hayatta? Bu da ne? Yardım et! İnanılmaz bir şey bu. Nihayet bütün rüyalarım gerçek oldu. Acele et, hadi öp seni aptal. Ah! Gitmişler. Oh, bu korkunç bir şey. Ah, hemen bir şirini öpmem gerek, yoksa sonsuza dek böyle kalacağım. Al imdat, imdat! Hamdidam didamdi, evet. Ve şimdi sizinle ne yapacağıma dair hayatımın en büyük kararını vereceğim. Bir bakalım, ne yapabiliriz? Tuzlayabiliriz, haşlayabiliriz, kızartabiliriz. Ya da hepsini büyük bir güvece koyabilirim. Çok güzel. Evet, aşçı. Oo, evet. Şirinler kaçmak için tek umudumuz o anahtarı ele geçirmek. Onu almak için ipe ihtiyacımız var. Ama Azman bizi izlerken hiçbir şey yapamayız. Belki de laneti tersine çevirebiliriz. Tamam, kaldırın. Şakacı, işte geliyor. Evet, başardık. Gargısmer. Bak, eski dostun Hagata geldi. Ben tekrar düşündüm ve sanırım yardımına ihtiyacım olacak hayatım. Unut bunu. Şirinleri ve madalyonunu çoktan ele geçirdim bile. Ah, şirinler, acele edin. Hemen öpün beni. Büyüyü bozun. Uzak dur. Yoksa seni kurbağa bacağına çeviririm. Şimdi yapacak bir işimiz var, öyle değil mi Azmancığım? Çabuk olun, çabuk olun. Kaybedecek vaktimiz yok. Oh, kahretsin. Ay ay. Yemek için hepsinin gelmesine çok sevindim. Fazla uzun sürmeyecek. Buradan yetişebilir miyim bilmiyorum Şirin Baba. Elinden geleni yapmalısın. Hop, başardım. Harikayım ben, başardım. Aferin güçlü, acele et. Acele etmeliyiz. Çabuk olun, kaçın. Durun Şirinler, bekleyin. Beni öpmeden gitmeyin. Durun, lanet olası yaratıklar sizi. Oh. Ah, madalyonum. İşte gene benim oldu. Şirinlerim, hepsi kaçıyorlar. Bu kimin umurunda? Onların bana hiçbir faydası yok. Bunun dışında. Abi, hizmetçiye ihtiyacım var ve sen işe yarayacaksın hayatım. Biraz küçüksün ama diğerlerinden iki kat fazla çalışabilirsin. Ya da üç kat ya da on kat. Şirini'yi almadan gidemeyiz. Şirin'e gelmeyeceğim. Başka şansın yok hayatım. Evet var. Hey! Şirin Baba! Madalyonun gücü artık bize ait. Evet. Hayır. Bu güçleri bir daha kimse kullanmamalı. Sadece sorun yaratıyorlar. Hey, normale döndük. Normale döndük. Güzel. Ama normale dönmekten nefret ediyorum. Sizi aptallar, ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Eğer madalyon yok olursa ben de yok olurum. Buraya dönün. Geri dönün. Küçük korkak şirinler, dönülüyorum.
Tanrım, burada boğulacağım galiba. Verin. Aa, bir büyücü daha. Gözlükte onlardan bir sürü var. Korkmanıza gerek yok. Bu kurbağalar benim eski dostlarım. Çok rahatladım. Bizi köye götürmeyi teklif ediyorlar. Harika. Hadi gidelim. Artık evimize gidebiliriz şirinler. Thank you.